savunma sanayiinden inşaata, sağlıktan gıdaya. Türk iş insanları Katar'da pek çok büyük yatırıma imza attı. Katar sahip olduğu doğalgaz ve petrol yatakları sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Hal böyle olunca da dünyanın dört bir yanından iş insanları da Katar'daki yatırımlardan pay almak için kıyasıya yarış halinde. Türk iş insanları da Katar'da hatırı sayılır projelere imza atıyor. Bunda hiç kuşkusuz iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve Türk yatırımcıların başarısının payı büyük. Katar'daki Türk yatırımlarının ilk sırasında savunma sanayi ürünleri geliyor. Katar'da genelde iyi olan ilişkilerimiz tabii ki savunma sanayi işbirliklerinde yansıyor. Zırhlı araçlar, elektronik harp sistemleri ve çeşitli kamera, detektör ve güvenlik ekipmanları gibi konularda faaliyetler ve ihracatlar devam ediyor. Yine deniz sistemleriyle ilgili konularda önemli aşamalar kaydedildi. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyar doların biraz altında bir gerçekleşme oldu. İmzalar atıldı, ürünler sevk edilmeye devam ediliyor. Bunun için de dediğim gibi çeşitli platformlar var, sistemler var. Bunun daha da artacağını bekliyoruz. Katar'da yatırım için dünya devleriyle kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ancak Türkiye kendine güveniyor. Yani Katar küçük bir ülke olmakla beraber rekabetin çok yüksek olduğu bir ülke. Dünyadaki bütün önemli oyuncular burada. Biz burada şu an kendimizi ispatlamış durumdayız. Büyüyoruz. Bunlar çok önemli işaretler, güzel gelişmeler. İnşaat alanında Türk müteahhitler yaptıkları işlerle rakiplerinin hep bir adım önünde. Katar'da yaptığımız müteahhitlik sektöründeki işler yaklaşık 20 milyar dolarlara kadar vardı. Ve bu hala da büyüyecek inşallah. Çünkü özellikle müteahhitlik sektöründe Türkiye denildiği zaman işi verip arkasına bakmadan çok rahat bir şekilde işini bitirebileceğinden emin olan müteahhit firmalarımız var burada. Kaliteli iş ve iki ülke arasındaki dostluk bağı. Bu iki etken Türk firmalarını Katar'da bir numaraya yükseltti. Yani 2005'ten bugüne en rahat iş yapabildiğimiz ülkelerin başında gelmekte Katar. Benim tahminim özellikle altyapıda herhalde en fazla parasal olarak ve büyüklük olarak yüklenici Türk müteahhitleridir. İlişkilerimiz sağlam. Önümüzdeki dönemde de çok güzel işler alacağımıza inanıyorum Türk müteahhitleri olarak. Katar 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda birçok stat yatırımı gerçekleştirilecek. Kupanın simge statlarından birinde de yine Türk imzası var. Mimari dizaynı birçok ödül alan, şeklini de namaz sırasında erkeklerin başına takmış olduğu bizim takke dediğimiz figürden alınmakta. Bu tabii zor bir mimari detay. Stad birçok ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Dünyadaki diğer stadlardan çok farklı bir sisteme sahip olan bir iklimlendirme sistemi var. Bu iklimlendirme sistemi hava şartları ne olursa olsun stadyumun her noktasında yaklaşık 24 derecelik bir sıcaklık elde edebilecek. Katar Ticaret Odası Başkan Vekili Muhammed Al-Kuvari Türk firmalarından övgüyle söz etti. Daha büyük projeler için Türk firmalarını davet etti. Turkish brand is very accepted here in Qatar. Türk mühendislik ve inşaat firmalarına teşekkür ederim. Bizim prestij projelerimize imza attılar. Yollarda, stadyum projelerinde, birçok önemli projemizde Türk firmalarımızı görebilirsiniz. Hem çok kaliteli iş çıkarıyorlar, hem de zamanında teslim ediyorlar. Türk firmaları için Katar'da çok büyük fırsatlar mevcut. Bana göre gelecekte çok daha büyük yatırım ve iş birliktelikleri fırsatı olacaktır. Turkish items here with their counterpart from Turkey. Al-Kuvari sadece inşaat değil, enerji ve petrokimya dahil pek çok alanda Türk yatırımcılarını Katar'da görmek istediklerini söyledi.